Merhaba, ben Tufan. Ben Baran. Ya Tufa abi, ilk videomuzda hatırlarsan iş modeli, iş planı diye devamlı top atıp durduk birbirimizin arasında. Orada iş modelin dokuz parçasından falan bahsettik. Ama onu biraz da anlatmamız lazım gibi hissediyorum. Çünkü iş planı daha bilinen bir kavram gibi ama iş modeli nedir ne değildir çok fazla bilinmiyor. Aslında ben de sana aynı şeyi söyleyecektim. Bana bir iki mail geldi. Tamam bahsettiniz de iş modelini biraz açar mısınız dedim. Aynen. Ve ben burada şöyle yapıyorum genelde iş modeli ve iş modellemeyi anlatırken iş planı ve iş planlamayla karşılaştırma olarak yapıyorum yani hı hı. ne nedir onun karşılığı nedir gibi isterse öyle ilerleyelim olur öyle ilerleyelim benim aslında standartım biliyorsun İş modeli sonra iş planı aynen aynen biliyorum <laughs> benim gördüğüm en büyük fark aslında başlangıç noktası iş planı biliyorsun en büyük parçaları gelirlerimiz nelerdir giderlerimiz nelerdir, kendi Esasında şirketin karı odaklı bir Planlama aktivitesi. Evet. Ama iş modeliyle iş planı en büyük farklarından birinde burada olduğunu görüyor Mesela iş planında o kar rakamı esas bizim amacımızken iş modelinde her şey değerin, değer önerisinin etrafında. Etrafına dönüyor. dönüyor. Doğru. Değer önerisi ve müşteri segmentleri. Aynen. Zaten ikinci aşaması da o dokuz parçanın en merkezinde olan değer önerisi ve o modelin, aracın sistemine bakarsan... İkisinin nasıl birbirine öptü? Aynen. O genel olarak araçlarda şöyle bir şey var. Değer önerisinin sağ tarafı, sağ kafa, yaratıcılık vesaire gibi o daha çok müşteriye dönük taraflar. Sol taraf daha çok şirketimizin içerisi, e, ortaklıklarımız, şirketimizde yaptığımız işler. Alt tarafta finansallar gibi duruyor. Çok doğru. Aslında orada bir e, şeyi vardı gördün mü? Tiyatro benzetmesi. Galiba gördüm. İş modelinin sağ tarafı tiyatronun ön yüzü sahne seyirci Aynen arka öyle. tarafı da üretim insanların görmediği hissetmediği şeyler ama altta bilet parasından prodüksiyon <laughs> parasının birbirini karşılaması gerekiyor. Çok söyledim. güzel. Zaten biz o kadar detayları giremeyiz bu videoda ama şöyle bir şey var yani internette deliler gibi çok fazla içerik var bu konuda. O kendi içerikleri diye başka insanların içerikleri. Onlara da linklerini verelim. Biz o kadar detaya girme fırsatımız olmaz çünkü Evet, bu, e, bu videonun altına o linkleri koyalım çoğu İngilizce olabilir ama işlerine yarayacağına inanıyorum Aynen. insanların. Şimdi tekrar modele gelirlersek dokuz evet. parça var dedik. Bunun bir tanesi değer önerisi. En merkezli olan bizim ürün ve servislerimiz neler? Müşterilerimize müşteri segmentlerimize kattığımız faydalar neler? Ve çözdüğümüz sorun sorunlara yap, yarattığımız çözümler neler? Aslında burada şeyle bahsetmekten yarar var mı? Biz artık ürün veya hizmet demiyoruz. Veya mal demiyoruz. Biz değer önerisi diyoruz. Aynen Bunu mi? açmak lazım. Çünkü insanlar burada biraz kafaları karışıyor değerlerimizi diye. Biz insanların bir sorununu çözen ve bunun için bedel ödeyecekleri ...bir değer önerisiyle piyasaya çıkıyor. Aynen Ürünle öyle. veya şeyle değil. Aynen öyle. Ama iş planında genelde sadece ürün veya servislerimiz var. Ama bizim o lisanı değiştirmemiz lazım artık. Kesinlikle doğru. Ha, bu arada iş modelinde şöyle bir sıkıntı oluyor. Değer önerisi nedir diye sorduğumuz için ürün ve servisleri insanlar düşünmeyebiliyorlar. <laughs> evet. Ama değer önerisi bir parçası gerçekten. Ne satıyorsun? Yani ben hep şu şey örneği veriyorum. Manavsak, tezgah koyduğumuz portakalımız, elmamız kıvırcığımız onlar bizim değer önerimizin bir parçası. Ama eve servis yapıyor ama köşe başında olmamız ama önde arabayı köşe park edebiliyor olması o da bir parçası ama önce orada portakalı <laughs> söylemek lazım. <laughs> evet, evet. bir tanesi bu e, değer önerisi kaldı 8 tane. Değer önerisinin kalması en sağında müşteri segmentleri var. Evet. Ben kimlere hizmet veriyorum? Bu farklı segmentler neler? Önerim kimlere değer katıyor? Kimler bunu alıp para ödeyip değerlendirip Aynen. Şu sorunu çözecek. Aynen. Ve orada da sadece müşterinin adını vermekten ziyade şuna bakmamız gerekiyor. Müşterilerin... benim değer önerimi kullanarak yapacakları iş ne? Hı -hı. Çünkü o işi yapmaları için ben onlara bir değer sunuyorum. O işi yaparken onların hayatını kolaylaştıracak faktörler ne? Ve o işi yaparken ki sıkıntıları ne? Müşteri segmentlerinin de biraz daha derinlemesine inmek gerekiyor. Aslında ben onu biraz SWOT analizine benzetiyorum. Benziyor. değil Çok mi? fazla benziyor, aynen. Hani e, başkasından yaptıkları zaman, bu değeri başkasından hallettikleri zaman sorunları veya kolaylıkları ne oluyor? Benden onun farkı. Aynen öyle. Ee, bir tanesi arada, bu arada çok önemli bir blok var iş modelinde. Bu benim değer önerim müşterilerime nasıl ulaşıyor? O da bizim zaten kanallar dediğimiz. Kanallar dediğim şey evet. Onun üstünde de ben müşterilerimle nasıl bir ilişki içerisinde, müşteri ilişkilerimiz ne diyor soruyorlar. Hı hı. Ama burada bayağı bir soru geliyor bana genelde, müşteri ilişkileri nedir yani diye. Sen bu soruya nasıl cevap veriyorsun? Bence müşteri ilişkileri baştan başlayıp silsile haline giden bir şey. İlk önce müşteri beni nasıl duyuyor? Hı hı. Ben buradayım, değer önerisi yaratıyorum, senin bir değere ihtiyacın var, biz nasıl buluşuyoruz? Buradan başlamak lazım. Ondan sonra senden komünikasyonum geliyor. Hı hı. Sen beni nasıl elde, et, benim malımı, ürünümü veya değer önerimi nasıl elde ediyorsun? Hı hı. Bu da bir ilişki seviyesi. İş bittikten sonra, benim kanalımla sana ulaştıktan sonra benden başka isteğin var mı? Evet. Sorun var mı? Servis ihtiyacım var mı? Bütün bunlar ilişkileri oluşturuyor bence. Doğru kesinlikle. Ben e, şöyle bir ekleme yapıyorum. Hı. Dediklerin çok doğru. Şöyle düşünüyorum. Müşterilerle bir oturma odasında oturuyorsun. Ve bir ilişki içerisindesin. Orada sohbet ediyorsun. Evet. Bu oturma odasını bana söyle. Nedir bu? Bu bir kulüp müdür? Bu bir self-service bir ilişki midir? Evet. O oturma odasını bana bir tarif et e, bu arada o Sağ tarafın altında da gelir modeli var zaten. Ben nereden para kazanıyorum ve orada bir çok önemli kurallarından biri var iş modellemin altın üçgen var. Müşteri segmentleri, değer önerisi, gelir. Bu hikayeyi çok net bir şekilde anlatıp anlatabilmesi lazım. Ben bu müşteriye bu değeri şu fiyata sunaraktan para kazanıyorum sorusunu. Evet. Yani bu arada bunu nasıl yaptığımızda kanallar ve ilişkilerde gizli zaten onun sırrı. Orada ben şey benzetmesini çok Segmentleri ayırmak çok önemli. Evet. Ee, orada telefon örneğini kullanıyorum. Telefon ihtiyacını mı karşılıyorum? Fotoğraf makinesinin ihtiyacını mı karşılıyorum? Aynen öyle. Hangisine daha fazla? İki tane sektör oluyor o zaman. Tabii. Hatta üç, dört, beş sayabilirsin telefonda kullandığı çeşitli şeylere göre. Aynen. Ama o segmentleri çok iyi belirlemez isek... değer önerimizin, onların ihtiyacını karşılamasındaki sıkıntıları göz ardı edebiliyoruz. Doğru, öyle riskler olabiliyor. Onun için orada... Segmentleri çok iyi belirlemek evet. şart diye düşünüyorum. Ne dersin bilmiyorum. Kesinlikle aynı fikirdeyim. O segmentlerin belirlemesi aslında bir sanat. Ve bu arada ilk kez yaparken, iş modeliyle ilk uğraşırken iş modeli bayağı baş belası bir araç haline gelebiliyor. İlk başta zor <laughs> ve ya uf bunlara neye ihtiyacımız var deniyor ama burada çok güzel nüanslar yakalanabiliyor ve buradan esasında başarının sırrı bu nüansları yakalamakta mesela. Müşteri segmentlerini doğru belirleyebilmek. Evet ama doğru da neye göre, kime göre? İş modelleme tek bir doğru yoktur diyor. O zaman sokağa çıkmadan da anlayamıyoruz zaten. Aynen. Bir de hikayeyi anlatamadığımız zaman, bu evet. müşteri, bu değer, bu paraya hikayesini anlatamadığımız zaman orada bir sorun var. Orada Ödevi. sorun başlıyor. Ödevimiz hazır değil. Biraz çalışmak gerekiyor diyoruz. Gelelim Aynen. sol tarafa. Tuvalin sağ tarafına baktık. Merkezde değer vardı. Onun sağında dört tane. Ama şimdi sola baktık. Müşteri segmentinin tam karşısında temel ortaklıklar var. Esasında bu belki iş plan dünyasında en son düşündüğüm şeylerden biri haline gelebiliyor bazen. Doğru Ama modellemede direkt işin içinde. Ben bu değeri yaratmak için her şeyi kendim yapabiliyor muyum? Muhtemelen yapamam. O zaman benim bu değeri yaratabilmek için, bu çok çok doğru değeri, hikayesi tuttan değeri yaratmak için bazı ortaklıklara ihtiyacım var. Evet. Müşterinin karşısında bunu görüyoruz en soluna. Bu biraz şirketimizin biraz daha dışına çıkan ama iş modelimiz için entegre etmemiz gereken kısım. Değeri hazırlamamı gerçekleştirecek diğer şeyler nelerdir? Aynen. Benim dışımdakiler daha doğrusu. Aynen öyle ama onu da iş modelinin içinde planlamam lazım. Tabii. Ondan sonra o değer önerisiyle ortaklıklar arasında sorduğumuz iki tane daha alan var. Bunlardan bir tanesi temel aktiviteler. Benim bu değeri yaratmak ve müşterilerime sunmak için neler yapmam lazım... Ve bir diğer çok önemli olan temel kaynaklar, bu da bazen göz ardı edilebiliyor. Çünkü bizim o işi yürütebilmemiz, bu değeri müşterine ulaştırabilmemiz için sahip olmamız gereken şeyler var. Bir şirketin bir organizasyonu sahip olduğu bir sürü şey var. Doğru. Ama bu değer önerisi için gerçekten gerekli olan bazı şeyler var. Aslında bunların bazıları bizde olmadığı için de ortaklıklara ihtiyacımız oluyor. Hı hı. Orada, orada da bir hikaye var. Aslında daha ucuna geldiği için de ortaklıklara ihtiyacımız Aynen. oluyor. Aynen. Ben ortaklıklarla ilgili şöyle bir soru sorarım. Sizin için sizin işinizi yapan kimler var? Harika. <laughs> Harika bunu sevdim. Sol tarafı da tiyatronun arka tarafı ve altında da maliyet yapısı var. Maliyet yapısı var. Bu maliyet yapısı da... getirilen kaynaklardan daha fazlaysa... Yatıp atıyoruz değil mi? Modeli. <laughs> yani <gülüyor> eğer o hikayeleri oturttuğumuz zaman o altın üçgen bir de çok fazla altın olmayan böyle kahverengi üçgen dediğim bir şey var. Yani değer önerisi, kaynaklar, aktiviteler, maliyet tarafında. Yani bir numaralı bu bir araç. Bu aracın iki tane kuralı var derim ben genelde. Birincisi gelir giderden büyük eşit olacak. Evet. Bizim bunu tutarlı bir şekilde gösterebiliyor olmamız lazım bu araç üzerinde. İkincisi de bunu tek bir sayfada görmek, bu bir sürü etkenleri tek bir sayfada görmek ee, şunu gösteriyor. Ben bunun üzerinde herhangi bir değişiklik yaptığım zaman o değişiklik orada tek başına kalmıyor. Kalmamalı da zaten bunların hepsinin arasında ilişkiler var. Her zaman şuna bakmak lazım. Bu iş modelinde bir şey değiştiği zaman, bir değişiklik yaptığımız zaman bu değişikliğin diğer 8 parçada bir kelebek etkisi her zaman olur. Onları her zaman görmek lazım. Esasında bir... Hikaye anlatma aracı, evet. işin hikayesini anlatmak, değeri müşteriye ulaştırmanın mantığını anlatmak zaten kitap iş modeli tuvalet. <laughs> evet. Bu arada orada yaptığın herhangi bir değişiklik üzerinde devam edeceksen hemen iş planındayım ben lazım. Zaten... Onu değiştirmiyorsan bitti Doğru, doğru. Ee, her ikisi de çok sık revize edilmesi gereken kavramlar. Kesinlikle. Özellikle bu değişimin hızını yakalayamazsak o revizyon revizyonlarda... Her zaman geride kalmamak umurumuz. Burada ben şeyi hatırlatmak istiyorum, o çok önemli. Drake'nin bir lafı vardır. Müşteri senden önce değişiyor ise diye başlar. Hı hı. Biliyorsun, müşteri senden önce değişiyorsa bitti. Müşterinin senden önce değişmediği bir durum kalmadı zaten artık. <gülüyor> <gülüyor> İstersen bir kahve içelim, ondan sonra devam ederiz başka konularda. Çok iyi bir fikir. O zaman plan mı ve nasıldı? Plan mı model mi? Plan mı model mi? #hashtagimize sorularınızı gönderebilirsiniz. Orada videomuzun altına da sorularınızı yazın lütfen, yorumlarınızı ve sorunlarınızı. Biz oraya iş modeliyle ilgili farklı bağlantıları da koyacağız dediğimiz gibi internette bir sürü kaynak var. Onları da takip edin ve oradan da edindiğiniz soruları bize yöneltebilirsiniz, cevap vermeye çalışacağız.